Sonuçta seninle aramızda bir bağ kalmadı. Daha ne kadar birbirimizi yaralamaya çalışabiliriz ki? Bu işi tamamen bitirmeliyiz. Svara ile Sanskar beni kandırdılar. İkisi de paraya hala o kadar açlar ki onlara 10 milyon vermeme rağmen hala doymadılar. Ama çok korkuyorum. Eğer Sanskar o tapuyla bir şey yaparsa... Arayın tabii. Ama hoparlörü de açın, olur mu? Sanki tek bir telefonla çıkardığım yangını söndürebileceksiniz. Sanskar, lütfen aç. Ragini de telefonu açmıyor. Öfke içinde Lakşya'yı görmeye gitti. Gitmemesini söyledim ama beni dinlemedi. Aman Tanrım, ya oğluma kötü bir şey yaparsa? Umarım yapmaz Tanrım. Bir şey olmayacak. Her şey düzelecek. Yüce Tanrım, bu zor zamanda en azından siz benim yanımdasınız. İyi ki varsınız. Şeker! Ne oldu? Yüzünüzün rengi attı. Kocalarınız açmıyor mu? Lakşya. Aç telefonu Lakşya. Neden açmıyorsun? Hayır Ragini. Beni ikna etmeye çalışacağını biliyorum. Ama önce Sanskar'la ilgilenmeliyim. Sonra sana anlatırım. Sanskar, lütfen aç şunu. Eğer bu aileden biri, o aileden biriyle görüşmeye devam ederse, o zaman kendimi öldürürüm. Derdin ne senin? Neden arayıp duruyorsun? Sanskar, şükürler olsun açtın. Beni iyi dinle, ben... Sanskar, beni iyi dinle. Lakşya'ya gittiğini biliyorum. Kardeşin sana her şeyi anlatmaya başladı bakıyorum. Sanskar, Adarşah bir Lakşya'nın aklını çelmiş. Hatta yengemle amcamı da... Lütfen. Lakşya o kadar aptalsa ve Adarş abisini dinlemeye başladıysa o kadar kızmam normal. Ve az önce neler olduğunu biliyor musun sen Svara? Adarş abiyle babaannenin numaraları yüzünden baban zehir içip kendini öldürmeye çalıştı.
Ne? Babam mı? Evet. Lakşi'ye Adarşabi'ye kanacak kadar aptal olduğu için. Babamın bu halinden de o sorumlusu var. Bu yüzden bugün... Lakşi'ye ile görüşeceğim. Ha, bir şey daha söyleyeyim. Eğer bugün ölmezsem... yine de... seninle... bir bağım kalmadı. Eğer beni biraz bile seviyorsan bu defa yanımda olursun. Bırak elini Şekar. Bırak o Bengali'nin elini. Hayır anne. Şekar. Ne diyorsun sen? Sen bana söz vermiştin Şekar. Evet, söz vermiştim. Ve bozdum. Senin sözün ne olacak? Ne sözü? Ben sana söz falan vermedim. Evet, verdin. Verdiğin söz de dünyadaki her annenin çocuğunu ilk defa kucağına aldığında verdiği sözdür anne. Onu her zaman mutlu etmektir. Anneler çocuklarının mutlulukları için kendi mutluluklarını feda ederler anne. Her dertte çocuklarına kalkan olma sözü verirler. Eğer çocuklarının hayatı bir gün tehlikeye girerse, anneler kendi hayatlarını riske atarak onları kurtarır. Ben doğduğumda sen bu sözleri vermedin mi? Ama hayatımın her anında sen bu sözlerini bozdun. Sırf kendin için, kendi çıkarın ve mutluluğun için her zaman benim mutluluğumu kurban ettin. Beni sevdiğimden ayırdın. 20 yıl evladımdan uzak tuttun beni. İçindeki boş düşüncelerin ve nefretin yüzünden. İçindeki bu nefret yüzünden masum bir bebeği bile öldürmeye çalıştın anne. Ne oldu? Neden başını eğiyorsun? Yüzüme baksana! Yüzüme bakıp yalan olduğunu söyle! Yaptıkların bununla da bitmiyor. Sanskar'la Lakşa'yı ayırdın sen. Öyle bir komplo kurdun ki eskiden birbirini çok seven iki kardeşi birbirine düşman edip birbirini öldürmek ister hale getirdin. Eskiden para aileleri kurtarmak için kullanılırdı. Şimdi para için aileler satılıyor. Sanskar da bunu kanıtladı. Svara ile Sanskar beni kandırdılar. İkisi de paraya hala o kadar açlar ki onlara 10 milyon vermeme rağmen hala doymadılar. Ama çok korkuyorum. Eğer Sanskar o tapuyla bir şey yaparsa... We'll be right back.
Hala numaralarından vazgeçmeyecek misin? Bu laflar ağzına hiç yakışmıyor. Neyse, beni buraya sen çağırdın. Her şeyi tek seferde bitirelim artık. Tamam tamam, bitiririz. Ama önce o tapuyu istiyorum. Ne tapusundan bahsediyorsun? Hadi Sanskar. O kadar aptal değilim ben. Neden aptal gibi konuşuyorsun o zaman? Haddini bil. O tapunun senin elinde olduğunu biliyorum. Adarş abi Sıvara ile ikinizin Ragini'yi nasıl kandırdığınızı da anlattı bana. Cidden mi? Cidden mi Lakşi? Ne kadar aptalsın. Kendi abin seni kendi kuklası gibi kullanıyor ve sen bunu anlayamıyorsun. Bak ahmak, eğer o belgeler benim elimde olsaydı neden seninle konuşmaya buraya geleyim ki? Ara sıra etrafı dinlemeyi bırak da aklını kullan. Kapa çeneni. Benim tek sorunum insanlara çok çabuk bir şekilde güvenmem. Evet. Ve her zaman yanlış insanlara güveniyorsun. Sen de onlardan birisin. Hayır. Bırakın birbirinizi. Ne yapıyorsunuz? Neden geldin sen? Sizi durdurmaya geldim. Siz aranızdaki bağı unutmuş olabilirsiniz. Ama en azından şunu unutmayın. Siz hala abilerimsiniz. Ve ben siz olmadan yapamam. Canını kurtarmak için iyi bir yol bulmuşsun. Benimle yüzleşemeyeceğin için bu tarayı kullandın. Hayır abi, ben... Benim tek zayıf yönüm kardeşim. Herkes bunu biliyor. Senin de kanından olabilir ama abilik görevlerini ben senden daha iyi yerine getiriyorum. Ve bunu asla unutmayacağım. Şuna bak Parinita. Bir istedik, iki oldu. Yani dövüşün sonunda ne olursa olsun Sıvara kaybedecek. Şimdi ne yapacaksın? Hayır. Hayır Sıvara. Bir şey olmaz. Bir şey olmayacak. Her şey düzelecek, merak etme. Bakın siz sözümü dinlemedikçe hiçbir şey düzelmez. Eğer düzelmesini istiyorsanız o tapuyu bana verin. Benden af dileyin, ayağıma kapanın. Ben de gidip kocalarınızla konuşayım, olur mu? Buraya gelmeden önce polisi aramıştım. Neden hala gelmediler? Ne yapacağım? Çabuk ol Sıvara. Daha Sindur, yani oyunumuzu oynayacağız. Kocalarınız tehlikede. İşte bu yüzden Tanrı'nın huzurunda ebeveynler nasıl çocuklarını doğru yola sokma sözü veriyorlarsa... Bugün bir oğlun annesini doğru yola sokma sözü verdiğini söylüyorum. Ne diyorsun sen ne Şakar? Ne diyorsam doğru anne. Ve senden tek bir şey istiyorum. Neymiş? Evin anahtarı. Çünkü sen o anahtarlara layık değilsin. Sen bu eve sadece nefret getirdin. O anahtarları Mişti'ye vereceksin.
Böylece evimi idare edebilir kızlarıma ve oğluma mutlu bir aile verebilir. Anahtarı ver. Söyleyeceğim şeyi çok iyi dinle Şekar. Bu anahtarları Bengalli karına vermeden önce cesedimi çiğnemen gerek. Çünkü ben yaşarken bunu asla yapamazsın. Madem öyle, o zaman oğlunu kaybetmeye hazır ol sen de. Hey! Ne? Ne biçim annesin sen teyze? Senin pisliklerin yüzünden öz oğlun bugün zehirle kendini öldürmeye çalıştı. Ve bu Bengalli, aşağılayıp durduğun bu Bengalli, işte bu Bengalli oğlunun hayatını kurtardı. Sana bir şey açıkça söyleyeyim mi? Öz oğlun senin yüzünden kendini öldürmek üzereydi. Hepsi senin yüzünden. Sana kes sesini dedim. Aile meselelerim hakkında konuşmaya hakkın yok senin. Ama senin benim ailem hakkında konuşmaya hakkın var. Sen benim ailemi parçaladın. İki oğlum senin yüzünden bugün birbirlerini öldürmeye çalışıyorlar. Abimle ablam kendi evlerinde bir tutsak gibi yaşıyorlar, anladın mı? Hepsi senin yüzünden. Sen bunları yapıyorsan ben de senin aile meselelerine karışırım, anladın mı? Ne düşünüyorsun Sıvara? Gururun kocandan önemli mi yoksa? Yoksa beni haksız çıkarma inadın yüzünden ailenin ölmesine izin mi vereceksin? Tanrım, polisler nerede kaldı? Neden hala gelmediler? Ne düşünüyorsun Sıvara? Ne yapacaksan çabuk ol, hadi. Sıvara, yine bir numara yapmaya kalkışma. Silahlarınızı.